Başbakan geldi, gezdi, dolaştı. Bu adamın arabası bir kere mi çukura düşmüş? Anıtlar çok ayıp oluyor. Anıt anıttır. Ömür boyu kalması lazım. Yavaş. Bu ekmek kaderi benim için anıt kıymetsiz. Bir şey mi söyleyeyim? Kınıyorum. Nalette kınama azdır. Kına, nalet diyorum de ki nalet diyorum. Anıt anıttır kalsın. Evet. Ben kınıyorum. Yıkılmasını istemiyorsun. Yıkılmasını istemiyorum ve kınıyorum. Halkından da bunu istiyoruz. Tamam, hadi ola gidelim. Buraya hiç kimse, tarih yedim, hiç kimse temelli sökemez. Halkın anıtıdır, halka ait bir yerdir. Ona neyidir? Başbakan geldi, gezdi, dolaştı. Bu adamın arabası bir kere mi çukura düşmüş? Çünkü ne yıkılıyor? Orada kime zararı var? Duruyor orada. Bir şey var, bir kel var orada yıkacaklar. Kalsa zaten bir şey kalmadı ki. Hepsi gitti. Hala bak, hiç eskiden bir şey kalmış mı? Hep çak, hep şey yapıyor. Yıkmak nedir? Orada kimseye zararı yok. Eş, kimseden aç da istemir, ekmek de istemir. Öyle değil mi? Ne kadar masraf edilmiş. Yazık değil mi? Devletin parası çarçur olup gidiyor. Bu kadar. Merhaba, iyi günler. Bildiğiniz üzere anıtın yıkılması kararlaştırıldı. Vallahi kendileri bilir. Nasıl bilirseler ile yapsın. Yıkılmasını istiyor musunuz? İsteyelim. Niye istemiyorum? İstiyorsun. Ne yapacak? Merhaba, iyi günler. Günler. Bildiğiniz gibi heykelin yıkılması kararlaştırıldı. Sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz? Açlığımız, susuzluğumuz, her şeyimiz unutuldu da sadece iki heykele kaldı. Başka bir şey. Teşekkür ederim. Başbakan geldi, gezdi, dolaştı. Bu adamın arabası bir kere mi çukura düşmüş? Sen kovun. Ya sen ne giyiyorsun? Ne olacaksın? Baba vallahi ben her şeyde bir şey unutmuşum. Vallahi. Ama heykel meykelde bizim ne işimiz var ya? Vallahi ya. O heykel kozası babam korsan da korsa otursun. He? He babam bizim sakuy burada otursun baba. Tamam mı der? Gidin mi? Merhaba, iyi günler. Vallahi yıkılması iyi bir şey olmuyor. Hiç olmasa farklı bir kişi simgesi iyi. Valla anıtların yıkılması, yani Kars gibi bir şehrin anıtlarıyla gündeme gelmesi gayet üzücü bir durum benim için. Bu kadar sorun varken işsizlikti, oydu buydu. En basitinden yol problemi. Kars'ta şimdiye kadar çok büyük kazalar olmadı benim bildiğim ama. Sanayiye gittiğiniz zaman sanayide boş yer yok, boş dükkan yok. Sürekli adamlar çalışıyorlar, niye? Bir altyapı yok. Hangi arabaya baksan alt taraf darmadağın. Benim iki tane arabam var, ikisi de paramparça. Kullanamıyorsun, gidemiyorsun. Gelsin ilk önce bunlara baksın, ondan sonra anıt hakkında istediklerini yapsın. Anıta harcayacağı parayı getirsin, yollara harcasın. Çok önemli bir sorun olarak görmüyorum ben onu. Veya anıtı yıkacağını anıtı yapmaya çalışsın. Bu kadar tarihi, kültürel bir sürü şeyimiz var bizim. Yani en basitinden Erzurum. Bir zamanlar bizim ilçemiz olan bir yer. Şimdi kış olimpiyatları orada yapılıyor. Sarıkamış gibi bir tesisimiz var bizim. Bu tesis Erzurum'dan çok çok daha güzel bir tesisti. Oraya harcanan şeyler Kars'a harcansaydı çok daha güzel şeyler yapılacağına inanıyorum. Ama bizim milletvekillerimiz, bizim belediye başkanımız hepimiz AK Parti ama yok. Orada da AK Parti, burada da AK Parti ama yok işte. Başbakan geldi, gezdi, dolaştı. Bu adamın arabası bir kere mi çukura düşmüş? Olur mu böyle bir şey yani? Hiç görmüyor mu? Demiyor mu? Sen ne çalıştın? Ne yaptın? Ya bana göre anıttan önce yapılması gereken bir sürü sorun var, sıkıntı var. İlk önce onları yapmasını isterim. Anıt daha sonraki planlarda olması gerekiyor bana göre. Bence Kars'ta anıtların yıkılmasından daha ziyade daha önemli sorunlar var. Kars'ın sadece anıtlarıyla değil, özellikle başbakanın deyimiyle ucube anıtlarıyla değil de Kars'ın işsizliğiyle, ekonomisiyle, kültürel yapısıyla gündeme gelmesi gerekirdi.
Ama maalesef bu konudan dolayı Kars halkı büyük üzüntü duymuştur. En azından ben kendi adıma böyle düşünüyorum. Kars'a şu anda baktığım zaman işsizlik en alt safhada. Yani anıta harcanan parayla veya anıtın yıkılmasıyla harcanacak olan paralarla Kars'ın işsizliği için, ekonomisi için daha önemli işler yapılabilirdi diye düşünüyorum. Örneğin yanı başımızda bir Erzurum var. Erzurum'a baktığımız zaman Erzurum şu anda Türkiye'nin en gözde şehirlerinden biri haline geldi ki bunun özellikle siyasetçilerinin büyük pay sahibi olduğuna ben inanıyorum. Ama Kars'ın da bir siyasi milletvekili olsun, belediye başkanı olsun, siyasi insanlar olsun. Bunların da daha etkin rol oynayarak Kars'ın daha da farklı açılardan gündeme gelmesi gerekirdi. Mesela Kars'ın şu anda bir baktığınız zaman Kars Türkiye'nin hatta Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden birine sahip. Fakat Kars hala başbakanın deyimiyle özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle ucube heykellerle gündeme geliyor. Bir ana harabeleri var. Örneğin Anadolu'nun belki de Mezopotamya'nın en eski yerleşim yerlerinden biri, en eski kültürel mirasa sahip yerlerinden biri. Bunlarla gündeme gelmezken böyle bir şeyle gündeme gelmesi bence çok mantıksız bir şeydi. Teşekkür ederim. Başbakan geldi, gezdi, dolaştı. Bu adamın arabası bir kere mi çukura düşmüş? Merhaba, iyi günler. İyi günler. Anıtların yıkılması kararlaştırıldı. Düşüncelerinizi alabilir miyim? Ne oldu, pardon? Anıtların yıkılması kararlaştırıldı. Evet. Sizin evet. Düşüncenizi alabilir miyim? İyi bir şey değil. Şehir için iyi bir şey değil. Yıkılması hani şehirde bir sürü sorun varken gelip anıtlarla uğraşman iyi bir şey değil. Şehirde bir sürü şeyler var, 90 şeyler var. Yani gelip anıtlarla uğraşmanın bir anlamı yok. Yani. Oldu. Oldu, iyi günler. Hadi kolay gelsin. Başbakan geldi, gezdi, dolaştı. Bu adamın arabası bir kere mi çukura düşmüş?